Türkiye savunma sanayi alanında yerli ve milli adımlar atmaya devam ederken milli teknoloji hamlesi kızıl elma meyvelerini vermeye başladı. Tamamen öz kaynaklarla geliştirilen ve milli bir savunma ürünü olan Bayraktar kızıl elmanın test aşamaları dönüm noktasına ulaştı. 2021 yılından bu yana devam eden gelişim aşamalarına şahit olduğumuz kızıl elmanın yeni başarısı olan gece taksi testini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın paylaştığı videoda kızıl elma PT-3 ihtişamlı görüntüleriyle dikkatleri üzerine topladı. Hızlı gelişim süreciyle ön plana çıkan milli İHA'mız şimdi ise bu yıl yani 2024'te seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Adını Oğuz Türklerinden alan kızıl elmanın özelliklerine değinelim bir de. Kavramsal çalışmaları 2013 yılında başlayan İHA, modern savaş teknolojilerinin en ileri örneklerinden biri ve çeşitli üstün özelliklere sahip. Projeyle ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştı. Bu tarihte Bayraktar MİOS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgileri kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kızıl elma düşük radar görünürlüğüne sahip olacak şekilde tasarlanmış, gizlilik özelliklerine önem verilmiş bir insansız hava aracı. Ses hızına yakın hızlarda uçabilme yeteneğine sahip ve maksimum hızı yaklaşık olarak 900 km/saat olarak tahmin ediliyor. Kanat açıklığı 10 metre, uzunluğu ise yaklaşık 14 metre. Bu insansız savaş uçağı bir turbojet motoru kullanmakta. Ayrıca uzun süreli operasyonlar için optimize edilmiş bir yakıt kapasitesine sahip. Kızıl elma hem taarruz hem de savunma amaçlı görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı ve hava ve hava yer görevlerinde hassas güdümlü mühimmatlar taşıyabilme kapasitesine sahip. Gelişmiş yapay zeka ve otonom uçuş sistemleriyle donatılmış olan kızıl elma, karmaşık görevleri insansız olarak gerçekleştirebilir. Konvansiyonel pistlerden iniş kalkış yapabilir. Özellikle Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rolü olacak. Ayrıca Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'dan gerçekleştireceği ilk uçuşun 2025'te yapılması hedefleniyor. Havada kalış süresi 5 saat olan Kızıl Elma'nın maksimum kalkış ağırlığı ise 6 ton. Ayrıca 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Uçak iç silah bölmesinde mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Bu da onu hem gizli hem de etkili kılıyor. Havadan havaya ve havadan karaya füzelerle donatılabilir. Ayrıca gelişmiş radar sistemleri özellikle aktif elektronik taramalı dizli radar sistemiyle donatılmıştır. Elektronik harp yetenekleri arasında düşman radarlarını bozma, aldatma ve iletişim kesme gibi özellikleri de bulunuyor. Kızıl Elma sahip olduğu bu özelliklerle modern savaş alanında Türkiye'nin önemli bir gücü olarak çıkıyor.